Arkadaşlar, kardeşler, kankalar, hoş geldiniz. Benim adım Doğuş ve yeni bir rap videosuyla baş başayız. Pow. Bro, şeyi tanıyor musun? Altın çocuğu tanıyor musun? Kesinlikle tanıyorum ve muhteşem, sempatik bir çocuk. Seviyorum. Altın çocuk diye bir çocuk var ve altın çocuk Label C5'in yeni ortağı olmuş. Ciddi misin? Böyle bir şey, o abim şu anda ilk kez anlıyor. Yani Batuflex'ten ayrıldı ya Label C5. Şimdi demişler ki tamam, yanına kimi bulabiliriz? Altın çocuğu vermişler, aynen. Şaka yapıyordun. Şu an yedim. Şu an cidden yemiştim. Neden biliyor musun bro? Baksana şimdi bir. Label C5 sevmişim gibi. Buraya girelim, ondan sonra buraya girelim. Bak. Hayda. Label C5 biliyorsun, bir şirkete dahil oldu. Evet. Ve Batuflex'in bir şirkete dahil oldu. Aynen. O şirketin sahibi Ebo'ydu galiba. Ebo diye bir arkadaş. Evet. Aynen. Şimdi o şirketten Altın Çocuk bu şarkısını o şirketten çıkardı. Acayip bir durum şu an, çok merak ettim. Acayip bir durum kanka. Ve Altın Çocuğu tanıyor musun? Bir dakika, bir tepki şarkısına geçmeden Allah aşkına Altın Çocuk. Çılgın. Lan orospu çocuğu bize söyle. Hadi lan. Lan orospu çocuğu diyor, bak bak. Haydi. Selamünaleyküm aslan kardeşim diyor. Böyle biri çıkıyor böyle diyor. Ulan mal gibi kaldı baksana. kala kaldı öyle amına. Valla. Anam ne diyor, bir şey diyor. İpe bak ya, atlet giymiş, dayıma benzemiş. Aynen, eniştem ya. Valla eniştem. Sanki şey böyle 80 yaşında ama cüce kalmışım böyle. Bu baksana direkt söylemeye başlıyor, bak bak. Tipi görüyor, söylüyor. Oğlum veriyorlar buna işte böyle internet. Giriyor, sövüyor insanlara ya. Tamam şimdi kanka. İşte bu arkadaştan bahsediyoruz. Label C5'in yeni ortağı. Tam şaka yapıyorum belki. Yeni ortak diye bir olay yok. Ama yeni şarkısı burada. Bir dakika. Aa, dur, beat'ten ayıktım şu an. Aynen, ben bir ara dinlemiştim. Evet. Bu beat'i tanıyoruz zaten hepimiz ya. Neyin beat'iydi? Dur, aklıma geldi. Sıfır birim miydi? Yok, sıfır değildi abi. Ya aklımdaydı bu beat benim ya. Unuttum şu an, yemin ederim. Çok tanıdık. Aynen ya, herkes tanıyor bu beat'i. Organize. Aynen. Çok küçüktüm, cepte yoktu 5 kuruş bile. Karakterimi bozmadım, hiç buna duymadım gerek. Bütün dostlarımla Müslüm Baba kolları cilet. Şavdi bana bakar, alırım cennete bile. Nasıl oluyor bu iş? Serdar Ortaç'ın abi, biliyorum. Elimde sigaram, yanımda. Yaşına düştüm cezaevine ahbabım. Kollarımı sormayın, onlar da faccalı. 15 yaşında cezaevine düş, kriminal life yani. Gerçekten de tam kriminal. Tam. Gerçekten var mı bu olay? Ne olacak ki? Çocuk cezaevi var ya abi, var. E tamam da bu düşmüş mü acaba cezaevine? O kadarını bilmiyorum. Hadi cidden bakalım. İstanbul'un amcaları, sokaklardaki insanlar da hep bozlu. Bugün düştüm de duvarlar kafam tozlu. Cezaevinde verdik muhabbet kuşuyla bozu. İstanbul'un mafyası. Baba! Haydi! Sen durdurabilirsin senin zaman. Eyvallah. Hadi manzaraya poz verdim elimde sigarayla. Şavdi geldi yıllarımı anlattı bana. Şavdi geldi yıllarıma, Şavdi Mavdi çekiyor. Cezaevine giriyorsun ve Şavdi diyorsun ve okeysin yani abi. Helal lan sana. Şuna bak ya. Sonuna bindim arabaya, gittim İstanbul'u soymaya. Baksana, Allah aşkına Label C5'in klibindeki dolarları almışlar, buraya koymuşlar. Allah aşkına bak, göstereyim sana. Aynı Label'den çıkarıyor ya bak. Allah aşkına bu sahneye bakın. Aynı masa sahneden. Üstünde dolarlar. Bir dakika, Label. Şey. Aynı sahne, masa üstünde aynen. Dolarlar. Aynı Label'den aynen. Çıkıyor ya. Yönetmen şey diyor, üçte altın çocuğum var, toplayın. Oğlum, aynen öyle yapmışlar. Üçte öyle altın çocuğum var, toplayın çocuklar. Ya da Label, hadi sen kalk, altın çocuk otur oraya. Çocuk öldürüyor beni ya. İllegal sokaklar bile şu an tanınmayacak halde. Kimse kendini büyük sanmasın, kralın bile canı Allah'a emanet. Hangisini diyelim, belimizden eksik olmadı emanet. Bıraktım artık her şeyi tek odağım, para o da lazım oluyor dost satın almaya. Parası olan olmuş adam, bizi bozacak para çıkmadı daha. Masamda duruyor kulu olduğunuz o para. Küçükken hocam nerede, sizden olmaz adam, şimdi istiyor imzalı bir
şey ya böyle bilmiyorum da label böyle yani çıkardığı label şu an böyle ciddiyetini azıcık kaybediyor benim evet, için ya. Evet bir tık değil mi? Ben benim için. Yani şu an ben bunu mesela ciddi bir parçaymış gibi göremiyorum. Tamam kardeşim. Zaten ciddi hani bir yok, parça değil. Aynen. Yani. Hani mesela yurt dışında var abi cidden çok yetenekli çocuklar var. Aynen. Abi, aynen hani tabii ya. 13-14 yaşlarında inanılmaz şeyler yapıyorlar. 10 yaşlarında inanılmaz şeyler aynen. yapıyorlar. Bu çocuk benim için çok ciddi, samimi ve çok sempatik bir çocuk. Yani mesela yanımda otursa sabaha kadar takılırım. Aynen. Ama işte şu işin içine profesyonel bir klip işte yatırım girmeye başlayınca bu sefer yayınlayan şirketi benim gözümde mesela düşürmeye başlıyor. Tabii ya. Yani ister istemez. Şaka yani biliyor musun? Gösteren olmuş adam onların hepsi madam madam Ebo abim on numara bir adam sokaktan geldiysen anaya laf atma Ebo abim on numara. Respekt. Ebo'ya da respekt. Acısını satın bundan sonra. Hadi bakalım. Elimde sigaram yanımda çakmam 15 yaşında düştüm cezaevine ahbabım kollarımı sormayın onlar da faccalı peşimdeydi İstanbul. Bir tane adam öldürmem lazım benim. Kanka geçen bir tane kardeşim geldi yayına. Diyor ki abi siz kriminal hayattan bahsediyorsunuz falan filan. Diyor ki herkes bu aralar yani UK'de bile dinliyorum falan filan. Diyor ki abi ben de yani arkadaşlarım da böyle kriminal koşturmaya başladı. Diyor ki ben de gittim abi 13 yaşından 14 yaşından. Diyor ki gittim ben de sakız çaldım abi. Ama ciddi söylüyor biliyor musun? Diyor ki kardeşim sen özenme ya böyle şeyler. Yani UK'de ülkeler o hayatı yaşıyor o yüzden ama aynen. özenecek bir şey yok yani. Bir de bu yurt dışı. Sen şimdi bir de yurt dışı farklı senin aynen. Senin konumun bambaşka abi. Aynen. Sen Almanya bu işler orada tamamen yani aynen, real gerçek. Aynen. Ama arkadaşlar burada sistem bambaşka ilerliyor. Burada yaptığın işleri gerçekten de belli bir başlı bir projenin içine söyleyemezsin. Cidden yapıyorsun. Burası Türkiye arkadaşlar. Burada eleştiri de sıkıntı, düşünce de sıkıntı. Yani şu anda. Okay. Evet arkadaşlar valla altın çocuk buydu. Okey abi yani şöyle işin ciddi tarafına bakmadığın zaman yani tamam. Hani evet eğlenceli belki hani yayınlardan o sempatikliği kaptırmış. Okey yani. Bir de yani 47 bin dinlendi. İyi yani fenomen abi, çocuk. Evet bu fenomenlik işte rakamlar eşittir işte PR bunlar aynen, çok önemli aynen. abi ya çok bazı önemli. Bazı insanlar daha hayatında bu kadar alamıyor. Yok, yani 6 yani. Ayda 1 senede aynen. bu kadar alamıyor. Aynen benim en basiti benim parçalarım. Devam etmek gerekirse. Ama kankam sen gerçek anlamda patlayacaksın daha i̇nşallah, bekle inşallah, yani. İnşallah. Gerçekten PR'a bakıyor bu işler. Ya kesinlikle. Aynen. 47 bin. Altın çocukla birlikte sağlam bir label oldular yani. Evet evet. Evet. Altın çocuk zaten bu hani yani label da istiyor. Yani taşıyan. O, ne o ilk ata ne diyorsun? İşte belki yani, mi abi? Aynen belki mi? Aynen yani. O altın çocuk mi? Şu an olmuş. Helal sonra label C5 geliyor ondan sonra Eftalya geliyor. Ama altın çocuksuz artık o iş olmaz. Ya o imkanı yok. Yani ben sana söylüyorum çıksa batma imkanı.